GTA Trilogy'sinin remastered olma haberini sevindiyseniz ki gördüğüm kadarıyla sevmişsiniz çünkü an itibariyle bu kanalımın en çok izlenen videosu olmuş. O zaman yakın zamanda GeForce'dan kaynak kodlarının sızdırılması sayesinde sekmesi hazırlanan bir sürü duyurulmuş oyunu duyunca çok sevineceksiniz. Öncelikle size en baştan anlatmaya başlayayım. Bir tane adam, mesela bu adam ben olayım, GeForce Now sistemi diye açık bulup daha listelenmemiş hatta çıkmamış oyunları görebilmeyi çözmüş. Adam iyi biri olduğu için Nvidia'ya bir mail atıp çözmelerini aksi taktirde ileride çok büyük sıkıntı çıkabileceğini belirtmesine rağmen Nvidia adamı takmamış hatta cevap bile vermemiş ve işin sonunda adam sinirlenip bu açığı nasıl yapılacağını herkese anlatmış. Ve işin iyi kısmı biraz araştırmayla siz de bunu yapabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla tek yapmanız gereken birkaç satır kod eklemekmiş. Bunu yapınca GeForce Now listesinde oyunlar kısmına 80.000 tane, evet 80.000 tane oyun görüyorsunuz ve işte bu listedeki birkaç oyunlar şunlar. GTA Remastered, GTA San Andreas Remastered, GTA Vice Remastered. Şimdi bu direkt olarak önceki videomda anlattığım haberleri kesinlik kazandırmasa bile kesinlikle Rockstar'ın Trilogy ile ilgili bir şeyler yaptığını belli ediyor. Fakat bu sızıntı başka bir GTA oyunu daha içeriyor ve bu oyunu biz şu zamana kadar asla bilgisayarda görmedik. GTA Liberty City Stories de bu listede görünebiliyor. Fakat oyunun arkasındaki isimler Rockstar'ın Lucid Games olarak belirtilmiş. Lucid Games'i bilmiyorsanız ki ben bu videoyu yapana kadar bilmiyordum. Kendileri Gold Simulator isimli dönemin popüler oyununu PlayStation 4'ü portlayan firma. Ayrıca ve bizim konumuz olarak kendileri Liberty City Stories'in PlayStation Portable'dan mobile portlanmasını sağlayan insanlar. Size iyi bir haberim var ki bu port gerçekten iyi bir porttu. Bilmiyorsanız GTA San Andreas'ın portunu yapan firma o kadar kötü bir iş yapmış ki bazılarınızın yazdığı kadarıyla artık yeni telefonlarda oyun açılmıyormuş bile. Bir daha adamlar ismini utanmadan Grow Street Games yapmış. Ulan insan utanır azıcık. Ne bu şimdi? Trilogy olayı gibi tabii ki de bu da kesinlik belirtmiyor ama kesinlikle Liberty City'si oynamak için çıldırıyorsanız sizin için heyecan verici duruyor. Ayrıca getirmeleri de bence iyi olur çünkü PlayStation Portable mı kaldı? Ha bir önceki yaptığım videodaki gibi hevesinizi biraz kırayım. Bu oyun daha önceden PlayStation 4 içinde bu şekilde listelenmiş fakat nedense hiçbir sebep belirtilmeden çıkartılmamış. Çoğu kişi bu oyunun underrated yani hak ettiği değeri almadığını düşünüyor. Ayrıca çoğu insan da bu oyunu merak etti ama oynamadı. Bunu Twitch yayınımı yaparken ben de bol bol görmüştüm. 5-10 dakikada bir tanımadığım insanları ''Aa Liberty City Stories çocukluğumun oyunu aga be deyip giderlerdi. Tabi bu kadar insan vardı ama nedense yayınımı hala 31 kişi izliyordu. Hayır şaka yapmak için demedim. Gerçekten o kadar izleniyorum. Bundan dolayı kesinlikle gelebilirsiniz. Benim düşüncem olarak LGS baya kötü bir oyun. GTA 3 karakterlerinin kimdir serilerini izlediyseniz diğer vasat kimdirciler gibi internette indirdiğim görüntülerle değil de kendi görüntülerini karakterden bahsettiğimi biliyorsunuzdur zaten. Oyunu bitirdim fakat gerçekten bir süre sonra ittire kaktıra bitirmeye kendimi Zorlamıştım. Zaten bana göre limitiste geçen bütün oyunlar kötü oluyor ve bu da bir istisna almadı. Ama iş Vice Stories'e gelince kendisi bu listede maalesef ki yok. Zaten kendisinin bir mobil portu da yoktu bence bu çok saçma çünkü Vice Stories biraz önce dediğim gibi Lemertis'ten daha iyi bir oyundu. Zaten oyunun direkt geçtiği yer ve daha önceden merak ettiğim karakterleri anlatması da heyecan vericiydi. Yani siz şimdi kardeşi öldürülen Lensens'in mi geçmişini öğrenmek istersiniz? Rockstar'ın sırf teknoloji demosu olsun diye sadece mekaniklere kasıp hikayede klasik bir mafya intikam hikayesi yaptı oyundaki 3 görev verip sonra basit yönen Salvatore'nin hikayesini mi öğrenmek istersiniz? Of ne biçim sıfatlardı bunlar. Fakat Vice Stories nedense PlayStation Portable ve PlayStation 2'den öteye gidemedi ve mobil portu çıkmadı. İnsanların dediği kadarıyla radyodaki şarkı şarkılardan kaynaklıymış. Çünkü o yılların havasını vermek için basmışlar parayı. Bu şarkılar şu an tekrar lisanslanması için pahalı gelmiş olabilir. Veya benim şimdi uydurduğum bir teori olarak oyunda bilmiyorsanız gerçek hayatta olan bir ünlü var. Phil Collins. Bence Rockstar'ın daha önceden çalıştığı insanların neredeyse hepsiyle sıkıntılı olduğunu varsayarsak bu adam sıkıntı çıkartmış olabilir. Hatta size ufak bir fun fact olsun. GTA San Andreas'ın introduction'unda Ken Rehabilite olduktan sonra Tommy arıyor fakat telefona sekreteri cevap veriyor. Ken Rosenberg. Rosenberg. Oh, i take my calls? Normal şartlarda Tommy cevap verecekmiş ama seslendirmeciyle olan sıkıntılardan dolayı adam seslendirme yapmak istememiş. Artık sebebi her neyse Rockstar'dan bir açıklama yapana kadar öğrenilmeyeceğiz gibi duruyor. Ve maalesef ki hepimiz böyle bir şey olmayacağını biliyoruz. En azından ileride bir önceki videomda anlattığım saçma GTA 5 Remaster'da dışında ne satabileceklerini biliyoruz. İşte bu haberimiz de buraya kadar. Umarım videoyu beğenip like atmışsınızdır çünkü inanın o like'lar çok işe yarıyor. Ayrıca bu portun gelmemesine karşılık olarak yakın zamanda Liberty Stories'i mükemmel bir şekilde yapılmış ve benim de canlı yanımda oynadığım modun kurulumunu isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Hatta şöyle bir iddia koyayım bu video 1000 like gelirse yapacağım tamam. İzlediğiniz için teşekkürler ve sıradaki videoda görüşmek üzere. <laughs>